Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz World of Gencay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben World of Gencay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Aydın. 214 ülkenin tamamına teknoloji anlamda yatırım yapan 85 ülkede teknolojik anlamda çip üreticisi olan TSMC'nin sahibi, aynı zamanda Samsung'un ortağı, aynı zamanda uluslararası lojistik sektöründe MSC kampanyanın ortağı, aynı zamanda 21 ülkede bankacılık faaliyeti gösteren Rusya'da Uraltem'in en büyük hissedarlarından bir tanesiyiz. Cumhurbaşkanlığı Vakıflar Genel Başkan Yardımcısıyım. Nijerya ve Afrika'da İş Konseyi Başkanıyım. İngiltere'de Londra'daki Rothschild ailesinde manevi olayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu konuya, bu sektörlere ilgi nasıl başladı acaba? Şöyle, aileden gelen bir durum. Babam zaten hep ticaretle ilgiliydi. Ben yurt dışında okudum, Amerika'da okudum. Harvard mezunuyum. Ne güzel. Oradaki arkadaşlarımla falan teknoloji merakım çoktu. Teknoloji üzerine okumuştum. Teknoloji üzerine yatırımlar yapmaya başladık. Daha sonra lojistik anlamda bir firma kurduk. Bu firmayı uluslararası bilinen MSC aldı. MSC bu şekilde hissedar oldu. İlerleyen zamanda da MSC'den daha fazla bir hisse almaya başladık. Tabii bu süreç içerisinde Argos Company diye bir firma kurduk. Deniz taşımacılık olarak dünyada malum pandemi çok iyi bir fırsata çevirdik. Yani uluslararası kamuoyunda da bilinir. Pandemi en iyi fırsata çeviren insan diye tanırım. Ne güzel. Geçenlerdeki bir bisikletteki röportajımda da bu geçmişti. Harika. Lojistik anlamında bir an için pandemiden sonra lojistiğin önem kazanmasıyla beraber biz de dünyadaki konumumuzu almış olduk. Bu arada dünyada ilk defa iştirak bankacılık modelini geliştiren insanım. Bunu Afrika'daki 54 ülkede başladık. Bu önümüzdeki günlerde Türkiye'de olacak. Zaten Türkiye'deki bu yasanın değişiminde büyük bir rol oynadım. Artık bankalar evlere otomatikle kredi veremeyecek. Dolayısıyla BDDK'dan kadar lisans almış firmalar, Emin Evim gibi, işte diğer firmalar gibi firmalar kredilendirecek. Bunun öncülerinden bir tanesi biz Türkiye'de de iştirak modelini yaklaşık bir 4,5-5 ay sonra başlayacağız. Hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bunu dünyada ikinci olarak Rusya'da uyguladık. Çok başarılı olduk. Şimdi Londra'dayız. Akabinde Türkiye ve Japonya olmak kaydıyla başlayacağız. Bu arada Evergrande'yi aldık biz. Uluslararası en büyük emlak şirketi. Kendi bünyemizdeki emlak şirketiyle birleştirip emlak anlamında da dünyada çok ciddi anlamda değişiklikler yapmaya başladık. Ne güzel. Daha nice başarılar, nice İnşallah. Projeler diliyorum İnşallah. Size. Peki çalışmalarınız hakkında biraz daha ilave edeceğiniz şeyler var mı şu an yaptığınız projeler hakkında? Yapay zeka üzerine çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Çok güzel. Kazakistan'da ve Rusya'da. Dijital para anlamında dünyada dijital paraya geçişin öncülerindenim. Son dönemde Çin'in buna geçmesi, akabinde Pakistan imzalamasında bu öncülükleri de ben yaptım. 2025'te dünyadaki dijital paranın tamamen oturacağını düşünüyorum. Bununla alakalı da altyapı dünya üzerinde bitti. 2025'te bu devreye girecek. Bu çalışmalarımız da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani blockchain... Şu anki mevcut coin paraların tamamı ufak bir değişiklikle kullanılabilecek. Yani artık girecek. Hayatımızda kredi kartından normal parada nasıl alışveriş yapıyorsak aynı sistemde coin, yani dijital kripto para dediğimiz paraları kullanacağız. Ve 2025 itibariyle kripto paranın hayatımızın içerisindeki oranı çok fazlalaşacak. Evet, iyice yaygınlaşacak. Ciddi anlamda yaygınlaşacak. Dijital bankacılıklar meydana gelecek. Artık çok şubeli bankacılık değil de dijital bankacılık anlamında bankacılığımız oluşacak. Dünyadaki dijital bankacılık altyapısı da hemen hemen bitti. Evet. Artık bir banka bir ülkede olması yeterli. Bütün dünyada temsilcilik şube mantığıyla işleyiş yapacaklar. Bununla ilgili biz de zaten 4 ayrı kolda, 4 ayrı bankacılıkta sektörün içerisinde olacağız. Malum ortağım olan Rothschild ailesi bankacılıkta çok iyiler. Yani dünya üzerindeki bankaların hemen hemen %80 onların. Evet. Bunun da vermiş olduğu tecrübeyle ilk Afrika kıtasında Bank of Africa olarak başladık. Şu an hemen hemen bütün ülkelerde varız. İştirak mantıkla 1265 şirket sektörleri 1., 2., 3., 4. oyuncularını satın alarak Afrika kıtasına yerleştik. Harika, çok tebrikler. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir?
En önde gelen özelliklerim şudur. Disiplinli bir çalışmam vardır. Hayatta inandığım tek şey şudur. Eğer ki dürüst olursanız da, kendinize dürüst olmak çok önemli ilk önce. Bu dürüstlükle doğru tanımlarsanız kendinizi, bu şekilde doğru bir çevreyle başarılı olabilirsiniz. Evet. Ben hep bunu denedim. İnsanlara da bunu denemesini isterim. Evet, yani güven duyulan insan güven olmak. Güven duyulan, evet. İlk önce kendine düzgün olacaksın. Kendine dürüst olursan ve sorunları çok iyi anlatabilirsen, çözümcü noktasında da varsa çözümün bununla çok iyi lens edebilirsen, dünyada çok iyi partnerler yakalarsın. Kesinlikle, ne güzel. Geleceğe dair vizyonunuz nedir? İlaveniz var mı bu konuya? Hedefler tabii, nedir? Tabii, şöyle, biz 7 sektörde dünya lideriyiz. Bu 7 sektörde artık iştirak modeliyle de büyüyeceğiz. Amerika'da mesela Apple'a çip sattık biz. Bu hani dünyada kolay bir şey değil. Ne güzel. Yani baktığın zaman dünyadaki çip pazarının %54'ünü oluşturuyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Kesinlikle. Geçenlerdeki ülkemizdeki siyasilerle görüştüğümde Türkiye'de de yeni proje yapacağız. Gebze'de büyük bir fabrika yapıyoruz. 13 milyon metrekare kapalı alan. Yani dünyanın en büyük kapalı alan fabrikası. Çip üretimiyle mi alakalı? Çip üretimiyle alakalı, evet. Ne güzel. Çok tebrikler. Yani artık dünyada çip üretim merkezini Türkiye yapacağız. Ne güzel. Bununla şahane. İlgili yaklaşık 140 milyar dolarlık bir bütçe ayırdık. Şahane, çok güzel. Peki sizin ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ne tür insanlarla çalışmayı, hangi özelliklere sahip olan insanlarla çalışmayı şimdi biz şöyle, istersiniz? Eğer bir hedefi varsa, bir hayali varsa biz genelde bu tür insanları seçiyoruz. Bir hedefi, bir hayali olan insanlar. Düşünebilen, hayal edebilen, hedef olabilen insanların başarısına inanıyoruz. Evet, bir katma değer yaratabilen. Evet, yani düşünebilen insan, hayali olabilen insan bir proje elde ediyor. O projeyi de biz otomatikman devreye alıyoruz. Zaten projelerimiz çoğusu know-how projedir. Yani çok son önemli. 5 yılda çıkıp dünyanın ilk 20 holdingin arasına girmek çok zor, imkansız gibi bir şey. Kesinlikle, büyük biz, bir başarı hikayesi. Evet. Yani şu an biz ilk başladığımız zaman başaramazsınız dediler, yapamazsınız dediler, çok büyük hayal maalesef kuruyorsunuz dediler ama şu an herkes evet başardı. O tarz yorumları dinlemiyorsunuz. Hiçbir zaman dinlemedim. İmkansız dedikleri her zaman şöyle bir sihirli imkanım ben vardı. Sakın bana yapamazsınız demeyin derdim. Olmazı oldururum diyorsunuz. Evet. Yani istedikten sonra. Çünkü ben inanıyorum insan istedikten evet sonra yapamayacağı şey yok. İstedikten sonra azmedecek tabii. Kesinlikle, bir de. Kesinlikle bunun çalışması olacak. Kesinlikle yani. Disiplin bir çalışma süreci olacak. Hani ol demekle olmaz. Tabii ki emek. O, emeği verecek. Yani biz mesela dünya saat farklılıkları vardır. Evet. Bu saat farklılıklarından tabii ben 1 saat, 2 saat uykularla tabii aylarca, yıllarca çalıştım. Özveri gerektiriyor. Kesinlikle bu. Kesinlikle disiplini ve özveri gerekiyor. Sonra bir öz disiplin gerekiyor. İnanılmaz. Son derece önemli. Kesinlikle. Harika bir eğitim kariyeriniz var, mesleki kariyeriniz var. Daha nice başarılar, nice projeler diliyorum İnşallah size. İnşallah, çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız veya farklı bir tavsiyeniz var mı? Şu var, insan düşündüğü kadar vardır. Neredeyse yani bir insan neyi düşünürse oradadır. Bu felsefeyle hareket ederse insanların başaramayacağı şey olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz World of Genç Eyes Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Aydın'dı. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.